أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله مسنوي نورية زيل الزيل أنت insanlarda insanda her şeyde sani ezeliğinin masluğu olduklarına mevcudatın adedince şahitler vardır dedi ve bu şahitlerden birincisi Kur'an'dır diye başladı. Birincisi kainattır dedi. İkincisi Kur'an'dır dedi. Bunları okumuştuk. Şahitlerden üçüncüsü de rasullerdir ki rasulleri burada her yerde yaptığı gibi özellikle Yeni Saadet döneminde yazdığı eserlerde de yaptığı gibi tarif etti. Tarif ederken şuna dikkat edin demek istiyor. Tarif ederken şuna dikkat edin demek istiyor. Mahlukatın reisi ve Resulü. Bütün enbiya, evliya, melaike ile birlikte her şeyin saniyi Allah olduğuna ilanı şehadet ediyorlar. Yani hem Resulleri özel olarak ele alın diyor, özel olarak dikkat edin diyor. Hem de şunu unutmayın, rasuller mahlukatın reisidirler ve bütün enbiya, evliya ve melaike ile birlikte her şey insani Allah olduğunu ilan, şehadet ediyorlar. Her şey insani Allah olduğunu ilan ediyor rasuller. Şöyle kafamı bir toparlayayım inşallah. Şu kapıyı bir kapatayım. Misafirimiz vardı, gidecekti. Evet. Burada dikkatimizi çeken nokta kainatın, mahlukatın, yaratıkların reisi olarak rasulleri görmemiz gerekiyor. Rasulleri yaratıkların, mahlukatın reisi olarak görmek ne demek? Mahlukatın varlık nedenini düşündüğümüzde çok güzel hayatımızda her an pratiğe koysak ama her zaman bunu yapamayabiliyoruz, çoğu kez ihmal ediyoruz. Eğer hep mahlukata biz yaratıcımızı bize tarif ediyorlar, yaratıcımızı bize bildiriyorlar diye bakacak olursak, yaratıcımızı bize bildirenlerin reisi. Yani mesela bir ağaç da yaratıcıyı bildiriyor ama bir insanın yaratıcıyı bildirmesi, bir ağacın yaratıcıyı bildirmesinden
çok daha kapasite itibariyle, bizim anlamamız itibariyle çok daha geniş, daha kapsamlı, daha cami. Peki bir insanın bize Resul, yaratıcıyı bildirmesiyle bir peygamberin bize yaratıcıyı bildirmesi, bizim devrimizi ilgilendirdiği için Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı misal olarak alacak olursak, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın diğer insanlardan daha farklı olarak yaratıcıyı bildirmesi, bir, onun sözünde, söylediği sözlerde yaratıcı çok daha net bir şekilde açıklanıyor. Bu anlıyoruz. Resul olarak bize getirdiği mesajda daha güzel, daha net bir şekilde kesin hatlarıyla belli bir yaratıcı tanımı var. Bunu da diğer insanlarda böyle net, kesin, yani dört başı mamur derler galiba, dört başı mamur bir tanım görmüyoruz. Bu anlamda olduğu gibi davranış insan olarak insani duygularını kullanması ve davranışlarını belirlemesi anlamında da, açısından da Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaratıcıyı en güzel şekilde tarif ediyor. Bu nasıl oluyor? Davranışında, bizim davranışımızda biz yapmış olduğumuz tercihlerimizi kendimize mal edebiliriz veya esbaba mal edebiliriz. Peygamberin yapmış olduğu tercihlerde, davranışlarda hep Allah'ın yaratıcılığı, Allah'ın malikiyeti, o konunun ne gibi bir davranışta bulunuyorsa hep Allah'a veriyor. Mesela diyor, şöyle konuşalım çok basit bir şekilde. Sen çok iyi ahlaklı bir kimsesin. Hemen cevabı nedir? Beni en güzel ahlakta yaratan Rabbime hamdolsun. Bakıyorsunuz hemen yaratıcıyı tanıtıyor. Yaratıcıyı gündeme getiriyor. Yapmış olduğu hareketlerde ben kahramanımdır, ben korkusuzumdur, ben çok cömertimdir, ben çok bilgiliyimdir diye bir söz Resulullah'ın ağzından çıkmaz. Davranışlarında da on yansımaz. Davranışlarında ve ağzından çıkan sözlerde hep yaratıcının tanıtılması vardır. Bu yönüyle peygambere çok iyi dikkat etmek lazım. Peygamberin sözlerine, davranışlarına, nakleden kaynaklara hep yaratıcıyı tanıtması açısından konuşur. Yaratıcıyı tanıtması açısından davranışlarını sergiler. Bizim dikkatimizi o ne iş oluyorsa o yapılan işin yaratıcısını tanıtma maksadıyla yapıldığını bilir, bildirir ve dikkatimizi yaratıcısına çeker. Bu yönüyle peygamberin sözlerini okumak lazım. Bu yönüyle peygamberin sözlerini değerlendirmek lazım. Hadisleri bu yönüyle okumak lazım. Yoksa hadisleri peygamberin davranışlarını taklit etmek için değil diyeceğim, aynı zamanda canım taklit etmiyor muyuz derseniz, evet, ama onun tabanında başka bir gerekçe var. Peygamberin davranışlarının özünde onun, yani peygamberin yaratıcıyı tanıtma amacı olduğunu ön planda, kafamızın ön planında tutmamız lazım. Bunu yaratıcımı bana tanıtmak için böyle yapan bir kişi veya bu sözü söyleyen kişiyi okuyorum, dinliyorum ya da gözlemliyorum diyeceğim. Yaratıcımı tanıtması açısından. Onun için şu meşhur örneği ne, şu hani misvak kullanın dediği zaman yaratıcımı tanıtması açısından. Yani yok efendim sıhhatli olundan önce. Yani o sonuç olarak sıhhatliliği netice verebilir, orada bir hikmet vardır. Ama peygamberin görevi
o iş ile yaratıcıyı tanıtmasıdır. Yani sizin yaratıcınız kainatta her şeyi temiz, intizamlı, mükemmel olarak yarattı. Siz bu nezafete, bu kemale, bu intizama bilinçli bir şekilde tabi olmak suretiyle yaratıcınıza mukabele edin. Yani sen, ben, özür dilerim, ben intizamlı, nezafetli, temiz yaratan bir Halık'ın mahlukuyum, yaratığıyım ve irademi onun bu özelliğine mukabele etmek üzere kullandığım zaman onu tanımış olurum. Kasıtlı bir şekilde, yani ben temiz olayım diye değil de, çünkü bir ateist dediğimiz, inansız dediğimiz kimse de temiz olur. Temizliği tercih eder. Bütün ateistler pistir değil, yani pratikte ne olup bittiğine bakmayın ama genelleme yapıyoruz. Genelleme de ateist dediğimiz adamların hepsi pis, dindar dediğimiz adamların hepsi temiz. Böyle bir genellemenin tutmadığını görüyoruz. Kişileri bilmeyiz ama böyle bir genelleme doğru değil. Demek ki pis olmamak maksat değil. Bir ateist de pis olmayabilir, temiz olabilir. Diyelim ki bir adam ateist dişini fırçalamaz. Olur mu? O da dişini fırçalar. Ama sen ya da ben bu mahlukatın reisi ve Resulü elçisinin yaratıcımı, sanimi tanıtması açısından yapmış olduğu bir görev olarak dişini fırçaladığını, dişini misvakla temizlediğini duyduğum zaman yaratıcıyı tanıtması açısından dişi fırçalamıyor olduğunu bilmem lazım. Çünkü onun misyonu o. Yani peygamberin misyonu yaratıcıyı tanıtmak. O zaman bana diyor ki senin yaratıcın temizdir, senin yaratıcın naziftir, senin yaratıcın düzenli yaratır. Sen de ona nazif olarak, temiz olarak, düzenli tercihler yapmak suretiyle mukabele etmelisin. Onun özelliğini irade-i cüz'inle tanıyarak yansıtmalısın. Peygamberin hadisi böyle değerlendirilir. Peygamberin misyonuna göre sözü değerlendirilir. Onun için peygamber sözünü peygamber Allah Resulü sözü olarak algılamak lazım. Yoksa başka bir özellikte değil, işte topluma düzen verecekmiş, yok benim sıhhatimi koruyacakmış diye onu bir doktor ya da yönetici pozisyonuna alırsanız peygambere iyi bir yönetici veya sizin idealinizdeki bir yönetici, sizin idealinizdeki bir doktor veya sıhhiye memuru görevi vermiş olursunuz ya da o görev, o fonksiyonda peygamberi benimsemiş oluruz, kendimize rehber edinmiş oluruz. Mesela bir insan da diyebilir ki en iyi sıhhat için en iyi tedbirleri bilmem ki doktor bilmem kim veriyordur. O da onun nasihatini devam ettirir, bakar. Peygamberin görevi ise en iyi Allah'ın kainatı yaratmadaki maksadını bana ulaştırandır. Ama bunu ulaştırırken yapmış olduğu tebliğlerde benim için bu dünyada kötü sonuç verecek bir şey olur mu? Olmaması lazım. Olmaz. Ama maksat onun iyiliği değildir. Her zaman hikmetle illetin ayrılması gerektiği noktasında vurgu yapıyoruz. Peygamberlerin ya da Kur'an'ın daha doğrusu Rasuller ile bize gönderilen mesajlarda İllet dikkati çekilir. Hikmet onun sonucudur. Yani eğer benim yaratıcımın beni yaratırken takip ettiği usule veya nizama en uygun tercih yaparsam, yani
bir makinenin bir parçasının o makinenin yapılış maksadına en uygun şekilde hareket ettiğini düşünün. Dişlerini kırmaz, parçalamaz. Makine orada bir engel olmaz. En ahenkli bir şekilde çalışır. Ben de kainattaki ahenge uymuş olurum. Ama ben kainattaki ahenge uymak için peygamberi takip etmem. Yaratıcıyı tanımak için, yaratıcıyı tanıdığımı sergilemek için hareket ederim. Buna ubudiyet deniyor. Bu ubudiyet tercihimin sonucunda, onun sonucu olarak, ubudiyet tercihimin sonucu olarak... Alo hocam, affedersiniz. Sesiniz çok kesiliyor. Evet. Evet. Doğru yerdeyiz. Sesiniz çok kesiliyor. Kendine kontrol edebilir misiniz? Aynı. Kontrol edebilir misiniz? Evet ettim ama Allah razı olsun. Sizin de sesiniz kesik geldi bana sanki. Bağlantıda bugün sabahtan beri bağlantıda hep bir problem görüyorum. Çok arkadaş da düştü. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Geliyor mu? Kesik kesik geliyor sizin sesiniz. Sesim geliyor mu? Evet. Ama kesik kesik geliyor. Hocam ses çok kötü geliyor. Bismillah. Nasıl, ne yapabilirim diye bakıyorum. Bakayım bir, inşallah bir çare. Rabbim bir çare gösterir ama bu sabah efendim aynı ya, o yani kendi internetimdeyim ama bakayım bir, inşallah kesilmez. Şununla bir değişiklik yapın. Fark etmeyecek ama recording kesilirse problem oluyor da. Olmaması için ne yapacağım diye. Peki ne yapabiliriz başka? Sabahleyin de çok kesildi. Hiçbir düzelme var mı bilmiyorum. İnşallah recording kesilmez. Bir deneme yapayım bakayım. Recording kesildi mi? Kesilmedi. Peki hiçbir fark olacak mı? Şimdi bir deneyin. Deneyelim. Bu pek... Şu an daha iyi. Daha iyi mi? İnşallah. Peki efendim, bunu da bakalım bundan sonra hemen bir değişiklik olacak mı diye haber verin de. Burası çok önemli. Yani çok önemli olmasının nedeni bu yönüyle dine bu yönüyle, dini kaynaklara bu yönüyle muhatap olunmuyor da bu bir yaygın bir davranış olmadığı için, yaygın bir yaklaşım olmadığı için problem oluyor. Peygamberi ya da Kur'an'ı dini kaynaklarımız diye görüyoruz. Ha, ama dini nasıl görüyoruz? Dini dünya hayatında yaşarken bunun bir de dini boyutu var diyoruz. Böylece dünya hayatımız var da bu dünya hayatımızda bir de dini boyut var. Buna bir ilaveten din katıyoruz. Bu anlayışla dindar olunca, şimdi bu güzel geldi, evet şu an gayet iyi diyorsunuz ya, bu değişirse haber verin. Değişmezse ben ona göre inşallah takip eden haftalarda cumartesi sabahları çok, bazen çok problem yaşıyoruz. Aynı yöntemi uygulamaya çalışacağım. Cable. İnşallah unutmam. Evet. Piyasada diyeceğim, toplumda hakim olan din anlayışına göre dini kaynaklardan din öğrenilir.
Evet. Uğur Hoca'nın daha önce yazdığı bir cümle vardı, onu okuyuvereyim dedim, okudum da. Medih'i inkar etmiyor ama onu yanaltıcı, yaratıcıya yöneltiyor. Bu önemli geldi diyor. Evet, her şeyin, bütün medihler Allah'a ait olduğunu bizzat yaşıyor, gösteriyor. Bu güzeldi. Bizim toplumdan aldığımız dinde, din sanki bizim hayatımıza bir ekstradan yama, o hayatı güzelleştirmek için bir ilave gibi geliyor. Halbuki din benim yaşayış tarzımın içinden çıkmalıdır. Ona ilave değil, yaşayış tarzımı olduğu gibi transfer etmelidir. Olduğu gibi değiştirmelidir. Yani ilave değil. Nasıl anlatacağım, bir arkadaşlardan yardım bekliyorum. Dini şöyle anlıyoruz genelde, onun için peygamberleri dünyamıza oturtamıyoruz genelde. Din, benim bir hayatım var, bu hayata din ilave ediyorum. Bazı insanlar var, dini kabul etmiyorlar, ben hayatıma din ilave ediyorum. Yani sabah kalkıyorum, bir dinsiz de kalkıyor. O namaz kılmıyor ama ben namaz kılıyorum. Ben ekstra bir iş yaptığım için o kişiden daha iyiyim. Ondan sonra Ramazan geliyor, dinsiz bir kişi, dine inanmayan bir kişi oruç tutmuyor, ben oruç tutuyorum. Efendim, bazı faaliyetler var, o faaliyetleri dinsiz kişi yapmıyor, ben yapıyorum. Bazı faaliyetler var, ikimiz de yapıyoruz. Yani dinsiz de yapıyor, ben de yapıyorum. Mesela misvakla dişimi temizledim. O da temizliyor, ben de temizliyorum. O da banyo yapıyor, ben de banyo yapıyorum. O banyo yaparken Bismillah demiyor ama ben banyo yaparken Bismillah diyorum. Veya dua ediyorum veya bunu bir sünnettir diye yapıyorum. Dikkat ederseniz bir ekstra faaliyettir din. Halbuki ekstra değil. Din dediğimiz şey bizim varlığımızın kendisi olması gerekir. Yani kendi içimizden gelen, kendimizin tanıdığı, kendimizin tasdik ettiği, olmazsa olmaz olan varlığımızdır. İşte peygamberler bunu temsil ediyorlar. Yani ben yaratıcımı temsil etmek için buradayım. Dünyada bir işim vardı. O işin yanı sıra şimdi bir de dini faaliyetim var. Anlayışı din değil. Yani onu, bu anlayışa sahip olmayanlar dinsizdir falan demiyoruz. Öyle genellemelere gitmeyin. Esas din nedir? Dünyada benim bir dünyada benim işlerim var. Bu işlerim yanı sıra benim de bir de ayrıca dini görevlerim var. Değil. Yani yemek ben acıktım yemek diyeceğim. Dini görev yemek yerken başta Bismillah diyeceğim, sonda Elhamdülillah diyeceğim değil. Yemek yememin kendisinin kendisi Bismillah, sonucu Elhamdülillah olan bir faaliyet olmalı. Başı Bismillah, sonu Elhamdülillah olan bir faaliyet olmalı. Başında Bismillah, sonunda Elhamdülillah dediğim zaman, ben mesela bir dinsiz de yemek yiyor, ben de yemek yiyorum. Aramızdaki fark, o başında Bismillah, sonunda Elhamdülillah demedi. Öyle bir din anlayışına sahip değil. Bense başında Elhamdülillah, başında Bismillah, sonunda Elhamdülillah dedim. Ben dini kabul eden bir insanım. Dolayısıyla dini elementleri yemek yeme fiiline monte ettim. İlave ettim. Benimki dindar bir faaliyet oldu. Onunki dinsiz bir faaliyet oldu değil.
Bu yanlış bir yaklaşım. Yemek yememin kendisi, bizzat kendisi Rabbi tanıma fiili olacak. Bu Rabbi tanımanın başlangıcı bismillah, sonucu elhamdülillah olan bir bütün fiildir. Hepsi budur. Yalnız bismillah elhamdülillah değil, fiilin kendisi dindir. Din olmalıdır. Bunda bunu yapmak zor değil. Bu bir bilinçlilik, kasıtlılık, şuurluluk istiyor. Farkındalık istiyor. O peygamberler hayatlarında hep bunu yapıyorlardı. Hayatları buydu. Yani bütün yaptığı faaliyetler bu anlayışla idi. Ama zahirde bize görünen, başta bismillah dedi, ortada tefekkür etti nimetleri, sonunda, yani o tefekkür etmek biraz zor geliyor bize, onun için bismillah, elhamdülillah diyoruz. Pek tefekkür işine pek giremiyoruz. Çünkü tefekkür işine girince, tefekküre yoğunlaşınca o fiilin tümünü kapsayan bir faaliyet olur. Halbuki ben mesela peygamberin bir hadisini okuduğumda, hadiste diyor ki bir kişi yemek yiyordu, peygamber de orada bulunuyordu, bir şeyler yiyordu. Bir ara şöyle yemeğin sonuna doğru geldiğinde, birkaç tane rivayet var bu konuda, yemeğin sonuna doğru geldiğinde galiba adam bir şeyler hatırladı, bir şeyler yaptı ve dedi ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra peygamber dedi ki, hah dedi, şimdi şeytan seninle beraber yiyordu, Bismillah deyince şeytan gitti diyor. Halbuki dikkat edin, bakın dikkat edin, maddi bakımdan şeytanın benimle beraber yemesi ne demek? Bir tabak yemek yiyordum işte canım, bunu ne demek? Bundan çıkarılacak sonuç, iki türlü din anlayışına göre, bir fıkhi din, fıkha dayanan din anlayışına göre, yemek yerken ne zaman aklına gelirse bismillahi minel evvel ilel ahir, başından sonuna kadar bismillah cümlesini söylemen lazım. Hatırlayınca. Bu doğrudur ama bu işin zahir tarafı için aslı, özü nedir diye araştırdığımızda peygamber burada o kişi yapmış olduğu yemek yeme fiili şeytanla beraber yapıyordu. Yani şeytan her şeyi ademe atan, boşa götüren, anlamsız, yani yaşadın o hayatı ama sonunda hiçbir şey eline geçmedi. Şeytan o demek. Hakkı kabul etmeyen, hakkı reddeden, yani bu hayatı boşuna yaşayan insan demektir. Yaşadı, öldü, bitti. Yani canlı bir varlık olarak bu dünyada bulundu ve öldü, bitti. Bu şeytanın temsil ettiği hayat tarzıdır. Demek ki o kişi yemek yerken Allah'ı, yaratıcısını, o nimeti ikram edeni tanıma faaliyetinde bulunmadığı için, zihninde böyle bir şeyler olmadığı için, onu tanımadığı sürece yemiş olduğu yemeğin hepsi, o zamandaki geçen hayat parçası boşa gitti. Boş, ademe gitti. Cehennem dedikleri şey bu ademi dünyalardır. İşte bu şeytanın temsil ettiği tavır budur. Şimdi bismillah dedi, adam hatırladı. Ya ben, bu nimetler bana veriliyor, ben bunun zevkini alıyorum, memnun oluyorum. Bu memnuniyet duygumu yaratıcıma mukabele edip göndermem lazım. Bu yemek işi, benim yeme işim, acıkmam, doymam, lezzet almamın hepsi yaratıcımın özelliklerinin tecellisidir. Bir ismi Allah demek, Allah'ın esmasının özelliklerinin tecellisidir. Ha diyorum. Şimdi şeytan gitti. Neden? Çünkü yaratılışın maksadı gerçekleşti. O dönem hayatımın o parçası boşa gitmedi. Onu Resulullah
Bismillah dediği zamanda bu insanın böyle bir hal değişikliği yaşadığı için içinde kendi hayatında bu yaptığı işi yaratıcısına bağladığı için, ona intisap ettirdiği için şimdi artık senin hayatın boşa gitmiyor dedi. Bunu yalnızca Bismillah diyeceksin, Bismillah demeyeceksine indirgemek peygamberin misyonunu anlamamak demektir. Peygamberin görevini anlamamak demektir. Peygamberin görevi bizi yaratılış maksadımıza göre yaşamayı öğretmektir. Yoksa yemeğin başında Bismillah, sonunda Elhamdülillah cümlelericiklerini kullanmayı öğretmekten ibaret değildir. Peki onların bizim imanımızla doğrudan, bizim anlayışımızla doğrudan ilişkili olan mümessil, temsilci cümlecikler olduğunu bileceğiz. Biz bu anlayışa sahip olduğumuz zaman, yani bu fiillerin hepsi yaratıcımızın bize kendisini tanıtmak için yarattığı fiillerdir anlayışını dünyamıza getirdiğimiz zaman, getirdiğimiz takdirde din gerçekleşmiş olur. Peygamber bunu öğretiyor bize. Onun için hadislerde şöyle deyin, şöyle olunca şu cümleyi söyleyin gibi ifadelerin aslı özü peygamber ne diyordu? Peygamber ne yapıyordu? Ve o cümlenin kendisi değil, peygamber olarak yani yaratıcıyı bize tanıtan görevli olarak peygamberi dinlediğimiz zaman veya sözlerini okuduğumuz zaman bir cümlecik söylemekten ibaret olmayacak peygamberin sözü. Yani Bismillah diyeceksiniz. Bir işe Bismillah ile başlayın dedi peygamber denildiğinde, okey. Ben de Bismillah diyorum, işe başlıyorum. Yaptığım işin Bismillah, ismi Allah ile ilgisi yoksa, onun bilincinde değilsem, Bismillah demem dini, yaptığım iş ise dünyevi olur ki bu yanlıştır işte. O zaman peygambere şu vasfı koyamazsınız. Mahlukatın reisi ve rasulü. Mahlukatın reisi niye olsun ki? Sana bir adet öğretti, bir adab öğretti. Sana bir cümleyi nasıl söyleyeceğini öğretti. Öyle mahlukatın reisi olur mu? Mahlukatın reisi, mahlukatın, yaratıkların varlık nedeninin gerçekleştirilmesinde en top, en üst mevkide olan kişi demek. Peygamberi bu şekilde tanımladıktan sonra peygamberin sözlerini ya da nakledilen davranışlarını bu tanımın içine koyarak anlamak lazım. Her zaman dönüyor, dolaşıyor bizim din anlayışımızın, hadis anlayışımızın, Kur'an anlayışımızın tabanlarının yerleştirilmeden taklide dayanılarak nakledildiğine sonucuna ulaşıyorum kendi dünyamda. Olamaz böyle bir şey, olmaması lazım diyorum. Yani biz Müslümanız, peygamber bana nasıl davranacağımı öğretti, o bana Bismillah de dedi, ben de Bismillah diyorum. Bu peygamber değil. Ama o Bismillah deyin demedi mi? Dedi. Ben Bismillah demeyecek miyim? Diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Neden diyeceğim? Çünkü o Bismillah ile benim dünyam değişecek. Bütün davranışlarım değişecek. Onun hatırlatması olarak ben Bismillah diyeceğim. Yoksa dini görev olarak yemek yemeden önce Bismillah diyerek yemeye başladım. Yemeği yerken bakıyorum, seçiyorum. Şurası güzel, burası değil. Biraz fazla
bir şeyler kaldıysa aman canım çok yemek var yeter diyorum, atıyorum. Bakın hiç peygamberin maksadına uygun bir davranış olmuyor. Neden? Din ekstra oldu benim hayatımda. Hayatımın bizzat kendisi ve hayatımın bizzat kendisi Rabbi tanımaya dönüşmedi. Bazı bölümleri Rabbi tanıma maksadıyla peygambere uymak adına değişti ama hayatım değişmedi. Tam anlatabildiğimden emin değilim ama inşallah bir farklılığı gündeme getirmeye çalışıyorum. Onu inşallah anlatabildim mi bilmiyorum. Erkam Hocam bir şey yazmış. Yaşama tarzının içinde aktığını kanal desek, aktığı kanal desek dine nasıl olur? Güzel olur, daha güzel olur. Yaşamanın kendisi. Uğur Hoca da şöyle demiş, din insaniyetin gerektirdiği şeyleri yaşamaktır, yapmamak insaniyete aykırıdır diyebilir miyiz? İnsaniyetimizi var ediliş maksadına uygun olarak kullanma ama tümünü, bir bölümünü değil, hayatın tümünü o bilinçle yaşama. Aslında benim vurgulamak istediğim bu çok ideal gibi görünen, ya her zaman hatırda tutamıyoruz canım, insanız unutuveriyoruz. Problem onlar değil. Benim esas anlatmak istediğim ve sizinle paylaşmak istediğim, hem kendime de söylemek, hatırlatmak istediğim hem de sizinle paylaşmak istediğim esas konu din. Din dediğimiz şey benim varlığı tanımlayıp o bilinçle yaşamam demektir. Nasıl tanımlıyorum varlık alemini? Hangi bilinçte yaşıyorum bu varlık aleminde? O bilinci ne kadar geliştiriyorum? Yoksa din belli dini faaliyet diye bilinen, yani Ramazan gelince oruç tutmak, namaz vakti gelince namaz kılmak, bunlar doğrudur. Bunlar zaten yanlıştır, gereksizdir diye hiçbir zaman konuşmadık, hiçbir zaman da aklımıza gelmemeli. Bu davranışları sonuç verecek olan bir varlık anlayışına, kendimi devamlı o şekilde var olarak anlamama din denir. Onlar kaçınılmaz sonuçlardır. Sonuçlar olmalıdır. Öyle bir varlığımı tarif etmeliyim ki, kendime öyle bakmalıyım ki, ben kimim, benim yaratıcım var, niye beni yarattı, bana bu duyguları verdi, niçin bana bu duyguları vermiş olabilir ki gibi birçok sorular var insanın kendi varlığıyla ilgili. Onları zaten bunun için filozof olmak gerekmez ki, düşündüğünüzde niye var olduğunuzu düşündüğünüzde, beni var eden var. Bana bunları vermiş, niye vermiş olabilir? Belli bir şey. İşte ben bunları yapanım diye insana bilinç de vermiş. Bilinçle ben bunları yapabilenim, yapanım diye bana verdiği bilinç vasıtasıyla kendini tanımamı istiyor. Bu dindir. Şimdi gerçekten ben beni yaratanı tanımam için varım. Ha, şimdi değişik oldu. Ben beni yaratanı tanımam için varım. Bunu devamlı hatırlatacağım kendime. Bu anlayıştan sonra, bu hatırlatmadan sonra, bir hadis söylenildi, bir konumuz hadis olduğu için Kur'an'a gitmeyelim. Bir hadis rivayet edildi. O zaman soracağım. Bu anlayışın, yani ben yaratıcımı tanımam için varım anlayışının en zirvede temsilcisi, uygulayıcısı
en zirvede temsilcisi, en zirvede uygulayıcısı kim diye sorarsanız, işte o kişi peygamberdir. Onu temsil etmek üzere, bu anlayışı temsil etmek üzere vardır aramızda. Onu temsil etmek üzere gelmiştir. Şimdi esas noktaya geliyorum. Şimdi bu temsili yapmak üzere görevlendirilmiş olan kişinin sözünü veya davranışını bu görev çerçevesi içerisinde değerlendirmem lazım. Yani dişini fırçala dediği zaman, misvakla dediği zaman bu görevi, yaratıcıyı tanıtma ve onu tanıyıp yaratıcıya onun özelliklerine uygun bir şekilde mukabele etme eğitimi veren kişi söylüyor bu sözü. Dişini fırçala. Efendim, dünyevi bir örnek aklıma geldi. Ne kadar doğru olur bilmiyorum ama diyelim ki bir öğrenci hocasının veya yani bunlar ne kadar doğru bilmiyorum ama örnek bu. Kendisinin çok üstün gördüğü bir makam itibariyle üst düzeyde gördüğü bir kişiyi ziyarete giderken yani güzel saçını başını tarar diyelim, üzerinde pis elbise giymez vesaire. Öyle bir şey yapsa mesela saçını taramadan kirli elbiseler giyse falan her neyse yani güzel olmayan diyelim bizim bildiğimiz tabirlerle yani örnek çok dünyevi yapmacık suni bir hayatın örneği olduğu için ne demek yani bilmem kimi ziyarete gidiyormuşsun veya diyelim devlet başkanı seni çağırmış görüşmeye gidiyorsun yani diyelim bu arada da evinde, bahçende çalışıyordun, elin falan kirli. Yıkamadan gider misin ona? Gitmezsin. Öyle gidecek olursan ne deniyor? O elini yüzünü yıkamadan gitsen yanındaki kişi sana ne der? Ya şöyle elini yüzünü bir yıka, kendine bir çeki düzen ver. İşte ya nasıl söyleyeyim hiç söylemek istemiyorum. Devlet başkanı diyeceğim ne demek bunu devlet başkanı. Devlet başkanı ama ne olmuş ki insan. ama ama işte insanlar arasında bu farklı kişiymiş gibi zannediliyor. Onun için güzel sultan diyeceğim sultanı da nereden çıkarttın diyebilir birisi ki. Biri kendi kendine ben sizin sultanınızım demiştir. O da olmadı. Hadi biraz güzel örnek olsun diye peygamberi ziyarete gidiyorsun diyelim. Bahçede elinin çamuruyla giderken yanındaki adam der ki şu elini yüzünü bir yıka temizle de öyle git. Bu zatın huzuruna böyle çıkılmaz. Bu zat da böyle pis şekilde görünmez denir ya. Şimdi onun gibi biz de yaratıcımızın huzuruna pis bir şekilde çıkamayız kardeşim. Çünkü yaratıcımız pis olmayan, temiz olan, temizleyendir. Onun temiz olan olduğunu, temizleyen olduğunu tasdik etmek için, onayladığımızı göstermemiz için kendimizin temiz olmayı tercih etmemiz lazım. Çünkü sen temizsin, temiz olmayı seversin. Ben de senin huzuruna iradem dahilinde temizlik neyse onu tercih ederek geldim. Böyle temizliği tercih ederek geldim demek suretiyle onun temizliğin kaynağı olduğunu ikrar etmiş oluyorum. Yoksa sıhhatmiş falan bunlar hikaye.
Sıhhatse sıhhat. Sonunda sıhhatli bir insan olarak ölüp gideceksin. Eğer bunun ilahi bir boyutu yoksa, yaratıcıyı tanıyıp tanıtmakla ilgili bir tarafı yoksa, o zaman sıhhat eğitimi veren bir doktor mesabesinde peygamberi dinlersin. O peygamber değil, o bir doktordur. Senin için, bu öyle bir tercih yapan kimse için. Demek ki peygambere muhatap olmak onun mahlukatın reisi olduğu anlayışını kendi dünyamızda eritmek de mümkündür. O anlayışa kendi dünyamızda ulaşmak, onu kendimize asimile etmek, sindirmek de mümkündür. Kendimize. Peygamberin sözlerini böyle bir sindirim ameliyesinden sonra okuyup o sözleri böyle bir sindirim ameliyesinden geçirmeliyiz. Onun sözlerini. Yoksa peygamber dişini fırçala dedi namazdan önce abdest alırken de misvaklar dişinizi fırçalayın. Namaza durmadan önce peygamber dişini bir şöyle fırçalar ondan sonra dururdu diye rivayet okuduğumuzda ha ben de dişimi fırçalayayım. Niye fırçalarsın? Kardeşim sünnet. Sünnet. Ne demek sünnet? Peygamber öyle yapmış ben de öyle yapacağım. Ama peygamber neden öyle yaptı? Peygamberlik onun böyle yapmasını neden gerektirdi? Peygamber anlayışımız nedir? Peygamber anlayışı bu zatın mahlukatın reisi olduğu anlayışına dayanmalı. Bu kelimeler çok ilginç geliyor bana, çok önemli görünüyor. Burada bu müellif rahmetullah Allah rahmet eylesin çok bilinçli bir şekilde konuşuyor. Mahlukatın reisi ve Resulü bütün enbiya, evliya, melaike ile birlikte her şeyin sani'i Allah olduğunu ilanı şehadet ediyorlar. Çok derin detayları olan bir cümle bu. Yalnızca kendi başına değil, bütün enbiya, kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin getirdiği mesaj ile Rabbi tanıtmalarına var ya, onlarla beraber geliyor. Yalnız ben böyle demiyorum diyor. Yalnız benden böyle bir şey, böyle bir cümle, böyle bir tavır, böyle bir açıklama görmüyorsunuz. İnsanlık tarihi boyunca insanların yaratıcısı bizi bu mesajla besledi. Bunu temsil ediyorum diyor. Evliya o peygamberlerden gelen mesajı alıp o mesaj ile insanlara muhatap olanlara evliya denir. Onların talebeleri. Peygamberlerin anlattığı hayat, varlık, vücut anlayışını kendine benimsemiş, varlığını bu anlayış ile tarif ederek yaşamış olan insanlar da evliya. Peygamberlerin güzel öğrencileri, başarılı öğrencileri demek evliya. O evliya ve evliya, melaike. Zaten bu çok önemli bir konu. Melaike ile birlikte her şeyin saniye Allah olduğunu ilan şehadet ediyorlar. Bunların hepsi birlikte peygamberler, yalnız başına değil, melaike ile birlikte. Melaike kainattaki yaratılışın aslını, özünü, kaynağını temsil ediyorsa, o zaman kainatın melekutiyet yönü, mülk yönü değil, melekutiyet yönü. Yani nereden geldiğini izah eden yönü, nereden geldiğini gösteren yönüyle birlikte biz bakın görürsünüz ki
Bizim bir yaratıcımız var. Hepimiz bu yaratıcıyı ilan etmek üzere buradayız. Yani mesela burada arkadaşların ikonlarında veya kendilerini ne diyorlarsa isimlerin arkasında bir arkadaşın güzel resim var. Sarı lale herhalde yanılmıyorsam. Bir sarı lale resimleri var. Dışarıdan bakınca bitki. Seküler bilime göre bir bitkidir. Ama adına çiçek denilen lale türünden bir bitki. Bunlara da bir işte şu 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 diye size Yunanca bir isimler söyler. O familyadan olan, o gruptan olan bir bitki diye tarif eder. Bu seküler bilimin tarifi. Peki bu arkadaş bu lalenin resmini niye buraya koydu, sevdi bunu. Ve sevdiğini bizimle paylaşmak istedi. Yani buraya gelen arkadaşlar bu güzelliği görsünler de içlerinde bir şeyler depreşmeye başlasın, kaynaşmaya başlasın. Sevdim bunu, güzel oldu desin. Peki bu çiçek bu güzelliğiyle, bu haliyle, bu güzelliğiyle ne anlatıyor bize? Melekutiyeti. Benim yaratıcım güzel yaratandır. Benim yaratıcım sevimli yaratandır anlatıyor. Bu işin melekutiyetidir. İşte peygamberler kainatın bütün melekutiyetiyle birlikte, melekler dediği o eşyanın melekutiyete bakan yönünü temsil eden mahluklar. Bu tesbihatı yapan, bize bu mesajı getiren şeyler neyse, yani maddi bir şey değil bu, elektrik değil. Ben o çiçeğe baktığım zaman içim bir şöyle güzel hoş açılıyor. Mesela çok kızgın olduğumu, gerilim içinde olduğumu zannettiğiniz bir zamanda tatlı bir bebek gelse, biz yanlış bir şeyler mi yaptık? Güzel etmiş, güzel etmiş. Kevser Hanım çiçeklerden bahsedince kızım eklemişti diyor. Çok fıtri bir şey. Evet, seviyor o. Bu fıtri, kızınız küçük demek. Fıtrat inşallah bozulmaz, hep böyle gider. Güzelliği sevmek, melekleri sevmek demektir. Eğer o güzelliği, güzel yaratıcıyı tanıma aracı olarak kullanırsa. Evet. Meleklerle birlikte peygamberler saniyeyi anlatıyorlar, tanıtıyorlar bize. Yani tekrar o kadar önemli ki peygamberi saniyeyi tanıtan kişi olarak anlamamız şart arkadaşlar. Çoğu zaman peygamber nedir dediğimizde çok basit, hatta bana göre adi, peygambere adi demek çok basit demek. Peygambere hakaret edercesine yapılan bir tarif var. Bize Kur'an namaz kılmayı emrediyor. İyi, güzel. Yani namaz kılmak mı demek diye sorarsan ayrı bir konu da tamam. Hadi öyle dedin. Bazı arkadaşlar yeni geliyorlar. Yoksa ders saatini bir saat ileri aldığımızı mı zannediyorlar? Almadık. Herkes kendi saatinde inşallah bundan sonra bunu inşallah dersin sonunda konuşalım hatırlatında. Bundan sonra öyle dedik değil mi? Saat herkes kendi saatinde, yani Türkiye'de saat 8'de dersimiz başlayacak. Bunu konuşmuştuk. Şimdiki saatiniz 8'i ne zaman gösteriyorsa dersimiz başlayacak. Evet, bakın arkadaşlar hep geç geldi. Yeni geldiler. Evet, Türkiye saatiyle saat 8'de dersimiz başlayacak. Fakat yalnız bu hafta dedik saat 9'da başlayacak. Bu geçiciydi, bitti artık. Yarından itibaren derslerimiz hep 8'de başlayacak. Türkiye saatiyle. Sadece bu akşam 9'daydı ama şimdi sizin orada saat kaç? Yanlış oldu. Yalnızca bu hafta öyleydi. Evet.
Şimdi sizin orada saat 9. Evet. İnşallah yok, yanlış bir şey söyledim. Siz bir saat önce başladınız diyor. Şimdi saat 9. Ha ya, o yarından itibaren her neyse, yarından itibaren herkes saat 8'de dersinin başında olacak. Anlaştık inşallah. Türkiye saatiyle 8'de, bizim buradaki saatte 1'de. Yani Amerika'nın doğusundaki saatle 1'de. Evet, peki efendim. Konumuz daha önemli, daha ciddi idi. Konumuza dönelim, toparlamaya çalışıyorum. Hangi yönüyle peygamberin önemine, peygamberlik müessesesinin önemine vurgu yapacağız. Evet, kaçırdım. Meleklerle beraber. Hayır, bir, evet, evet, hep aynı arkadaşlarla demek ki bir saat anlaşmazlığı oldu. Evet, bir arkadaşımız hatırlatsa en son ne diyorduk diye, hangi konunun neresindeydik, birkaç tane konu birden araya girince unuttum. Bir arkadaş hatırlatırsa memnun. Kim hatırlıyorsa, melekler diyorduk, evet. Ama bir mesele vardı, onu tartışacağız. Onu gündeme getirip paylaşalım istiyordum. Meleklerden konu. Evet, meleklerle beraber peygamberler yaratıcıyı tanıtıyorlardı. Yani kainatın, mahlukatın melekutiyet cihetiyle birlikte bütün diğer peygamberlerin getirdiği mesaj da hep öyleydi. İnsanlık hep bu mesajla beraber gelişti, büyüdü. Evet, peygamberliğin yanlış anlaşılmasını konuşuyorduk. O da doğru. Ama bir konu vardı kafamda, onu paylaşayım diye düşünüyordum. Şimdi onu kaçırdım. Peygamberlik yanlış anlaşılıyor. Evet, evet, tamam. Elhamdülillah, Allah razı olsun, hatırlattınız. Şöyle bir peygamber tanımı var. Kur'an bize namazı emrediyor ama, evet, biz namazın nasıl uygulanacağını bilmiyoruz. İşte peygamberi gönderiyor, bir insan olarak namazı böyle kılacaksınız diye onun kılmasıyla bize öğretiyor deniyor. Bu çok eksik. Sanki peygamberlik müessesesine yapılan bir hakaret gibi bir anlayış. Mamafi, evet, peygamber namazı nasıl kılınacağını öğretir. Fiili olarak kendisi kılar, insanlar da görürler. Ama peygamberlik müessesesini Kur'an namaz kıl diyecek. Peygamber de bu namazın nasıl kılındığını öğreten bir yani talim edici gibi, ama talim edici de doğru değil. Yani bir yerde namaz kıl diyor, öbürü de namazı nasıl kılacağını gösteriyor. Tamam. Yani peygamberlik bu mudur? Bakın buradaki tarifte peygamberliği mahlukatın reisi ve rasulü, bütün diğer enbiya, evliya ve melaikeyle birlikte, her şeyin sani'i Allah olduğunu ilanı şehadet ediyor. Bakın peygamber anlayışına. Hiç böyle namazı nasıl kılınacağını öğrenecek değil, öğreten değil. İşte peygamberleri bu esasa oturtmamız lazım. Yani her şeyin sani'inin kim olduğunu şahitlik yaparak,
bizzat hayatında kendisi tanıklık yapmak suretiyle Sani'in kim olduğunu bana meleklerin, enbiyanın, evliyanın eşliğinde takdim ediyor. Öyle bir şekilde bana tanıtıyor ki Sani'in kim olduğunu mahlukatın en üst düzeyinde reisi olarak da Sani'yi takdim ediyor, tanıtıyor. Mahlukatın bütünü Sani'yi tanıtmak için vardır. Ama taş da Sani'yi tanıtır, bir ot da Sani'yi tanıtır, bir çiçek de Sani'yi tanıtır. O çiçeğin güzelliğini takdir edip onu ne deniyor tam bilmiyorum. Herkesin kendi isminin bulunduğu kareye sevgisini, heyecanını paylaşmak üzere yerleştiren Kevser Hanım'ın kızı da Sani'yi tanıtır. Peygamber de Sani'yi tanıtır. İnsanlar Sani'yi %1 oranında tanıtsak, %5 oranında tanıtsak büyük bir başarı. Tanıtırız. Peygamber tanıtabilir insanoğlu. Peygamber %100 oranında Sani'yi tanıtan bir kişi olması lazım. Ta ki mahlukatın reisi olsun. Yani mahlukatın, yaratıkların yaratık olarak ifa etmekle görevli oldukları yaratıcıyı tanıtma görevini en üst düzeyde yapan insan demektir mahlukatın reisi. Öyle kainat Muhammed'in nurundan yaratıldı, önce Muhammed yaratıldı gibi laf sözler çok hakikatli olmakla birlikte bir övgü vesilesi olarak anlatılıp hakikatinin ne olduğu neyi ifade ettiği anlaşılmazsa çok büyük bir kayıp olur. Neyi ifade etmek üzere bu kainat peygamberin nurundan yaratıldı? O yaratıcıyı tanıtma görevinin nurudur o. Yaratıcıyı tanıtma görevidir o nur. Kainatın Allah'un nuru semavatı vel arda o demektir zaten. Bütün kainatı siz Allah'ı tanıtıcı olarak görebilirsiniz. Tanıtıcı tümü. Kainatta ne varsa hepsinden bir nur çıkar, o da Allah'a izafe eder. Kainatın yaratıcısını tarif eder. Yanılıyor muyum? Bir arkadaşın mikrofonu açık. Evet, background sözü geriden ses geliyor. O sesi herkes mikrofonunu gözden geçirse muted durumunda olacak. Muted durumunda olacak. Yani kapalı olacak. Hala o ses geliyor. Neyse. O Erkam hocam güzel bir şey söyledi. Peygamberlik konu mankeni değil. Peygamberler konu mankeni değiller. Yani Allah namaz kıl der, o da gelir namazın nasıl kılınacağını gösterir gider. Efendim Allah oruç tut der, oruç tutmak nasıl bir şey ya dersin. O gelir bize oruç tutma öğretir gider. Ona konu mankeni denir. Erkam hocam öyle değil. Peki Esra Köse kardeşimiz de diyor ki aynı tarif Kur'an'ı da bir kurallar kitabına indiriyor. Evet, bana bu dünyada ne yapacağımı, bakın nasıl yapacağımı, fiilen nasıl yapacağımı öğretmek için. Yani su içeceksin kardeşim, şarap içmeyeceksin. Kur'an bunu bildirmek için gelmiş dediğinde Kur'an'ın görevini çok küçültmüş, adilleştirmiş oluruz. Ama şarap içmeyeceğim mi yani, şimdi şarap içebilir miyim yani? Çünkü o önemli değil dedin demeyin. Şarap içip su içip şarap içmemekinin nedenini çok iyi bilmek lazım. Kur'an bize bunun eğitimini yapar. Bu arada şarap içmeyi yasaklamak suretiyle
bu anlayışı, bu zihniyeti canlı bir şekilde yaşamamıza imkan verir. Ama o anlayış yoksa niye yapmıyorsun bilmem. Yani belli, yapılmaması gereken işleri neden yapmadığımız belli olmaz. Kur'an da öyle. Ama konumuzu dağıtmamak için ben peygamber üzerinde hala durmak istiyorum. Çok önemli bu. Peygamberin kainatın, mahlukatın reisi olduğunu bilerek peygambere muhatap olduğumuzda en güzel şekilde Rabbin nasıl tanıtılacağını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniriz. En güzel şekilde. Rabbi en güzel şekilde varlığıyla tanıtan kimse. O zaman peygamberin yaptığı bir iş, peygamberin söylediği bir söz bize nakledilir, ulaşırsa hemen diyeceğiz, bu soruyu soracağız. Burada Rabbi tanıma nerede? Bu cümlede, bu haberde Rabbi tanıtma nerede? Ona göre benim faydalanmam lazım. Çünkü bu cümleyi söyleyen, söylediği nakledilen veya bu hareketi şöyle şöyle yaptı diye nakledilen insanın bu davranışlarının hepsi Rabbi tanıtmayı hedefliyordu. İşte o zaman Rabbi tanıtmayı hedefliyordu. İşte o zaman hadis nasıl okunur? Peygamber davranışlarının gerisinde ne vardır? Ona çok dikkat etmem lazım. Evet, bir arkadaşın mikrofonu hala açık. Kimin olduğunu bilemiyorum. Kevser Hanım, burada meleklerin saniyi tanıtması mahlukatın melekütiyet yönünde mi gerçekleşiyor? Evet, ama bu konumuz değil. Doğru, doğru bu cümle. Doğru. Mahlukatın melekütiyet yönüdür ki, melekler saniyi tesbihatıyla saniyi ilan ederler, tanıtırlar. Tesbihat o demek. Ama şimdi konumuz melekler değil. Melekler konusuna girersek saatlerce konuşmamız lazım. Çünkü bizde de melek anlayışı, yani nasıl Kur'an kurallar kitabı, peygamber konu mankeni, melekler de 3-5 tane yaratık böyle şurada burada gezen, çok hızlı giden falan, Allah'tan emir alıp getirip geri giden postacılar gibi falan anlaşıldı veya gelip işte görevli birisi geliyor, birinin ruhunu teslim alıp gidiyor, götürüyor geldiği yere. Buna Azrail diyorlar, melek bu diye anlayıveririz. Tamam böyle, ama kainatın kendisinin melekutiyeti dünyamıza gelmiyor. Melaike ile birlikte diyor. Doğru işte, evet. Efendim, kim ise mikrofonu o şimdi kapattı. Evet. Peki bu cümle bizi bugün buralara getirdi. Yaratıcıyı, saniyi, ezeliğinin masnuu olduklarını, mevcudatın adedince şahitler var. Bunlardan birisi de ins ve cin taifeleri envaen ihtiyacat-ı fıtriyesiyle şahittirler. İnsan. İns ve cin taifeleri, insan olanı alalım, biz cin üzerinde bilmiyorum, ben duramam. Şimdi onun üzerinde duramam ama insan olarak kendimize bakmamız çok güzel işte. Yaşıyoruz, kendimiz buradayız. İnsana bakalım, bunlar insan nevi olarak ihtiyacat-ı fıtriyesiyle şahittirler. İnsanın ihtiyacat-ı fıtriyesi kainatın halıkının şahididir. Allahu Ekber. Yani burada kainatın yaratıcısı kim deyince, ya kainat yaratıldı mı, bunu nereden çıkardınız, nasıl oluyor,
ben böyle bir Allah falan görmüyorum diyene dur bir dakika arkadaş. Kendi fıtratına bak bakayım bir. Dön bir fıtratına. Kendi fıtri ihtiyaçlarına bak. Başla şimdi nerede? Her bedenin var olmaya muhtaç. İnsaniyetin var olmaya muhtaç. Şu duygun, şu duygun, şu hislerin var olmaya muhtaç. Bunlar kendi kendilerinin var edicisi olamazlar. Ne sen kendindeki güzelliği, sevme duygunu var ettin, ne de hani bebekken böyle bebek küçük yaşta konuşmasını bilmez der karşılık verir. Bebek bunu kendisi üretiyor değil ki. Kendisi üretiyor olduğunu söylemek için bir tane deli olması lazım. Kendisi bebek kendisi üretmiyor, hücreleri mi üretiyor? Hücrelerim mi bana konuşmayı öğretiyor? Kendileri konuşamazlar ki bana hücrelerim konuşmayı öğretsin. Kendileri sevemezler ki hücre işte bir varlıktır orada. Ya kendisi nasıl yaratılmışsa öyle var olan, var edilmişse o şekilde var olan bir varlıktır. Var edicisini tanıtır en fazla. Ama insan kendisine dikkat edip de kendisindeki fıtri ihtiyaçlarını, fıtri ihtiyaçlarına dikkat ederse, fıtratıyla kendine bakarsa ben var edilmeye muhtacım. Ben kendi kendimin var edicisi olamam. Efendim ben duygularımın var edicisi olamam. Ki o duygularımın var edicisi olsaydım zaten o duygularımın karşılığının da var edicisi olurdum. Yani o duygularıma cevap veren veren şeylerin de var edicisi olurdum. Ne cevap veriyorsa. Çünkü eğer ben sevgi duygusunu ben yarattıysam benimse veya benim hücrelerim yaptıysa sevilecek eşyayı da o yapması lazım. Karşılığı var çünkü hepsinin. Demek ki insan fıtratına dikkat ederse o fıtratındaki ihtiyaçların tümü insana o ihtiyaçların var edicisi ve o ihtiyaçların karşılığı olan, ihtiyaçlara cevap veren şeylerin de var edicisi olur. Yani gözü kim var ettiyse gözün gördüğünü de o var eder. Kulağı kim var ettiyse kulağın işittiklerini de o var eder. Aklı kim var ettiyse aklın anladığı, duyduğu, ilişki kurduğu, hissettiği, ilişki kurduğu şeyleri de o var eder. Çünkü ikisi bir bütün halinde vardır. Akılda hatıra var, hatırlama var. Hatırlatmayı kim var ettiyse neler hatırlanıyorsa onları da o var ediyor. Aynı kaynaktan geliyor. Aynı düzenin parçaları çünkü. İnsanda hayal var. Hayal duygusu neyi nereden geldiyse hayal edebildiğimiz şeylerin de yaratıcısı, var edicisi aynı kaynaktır. Yani ihtiyacat-ı fıtriye dediğimizde kainatın ve kainatın dışına çıkıp ebedi saadetin arzusunu da taşıyoruz ya, cehennemin, azap çekmenin, mahrumiyetin kötü olduğu için nefret demeyeceğim, mahrumiyetten kaçınıyoruz ya, bir şeylerin mahrumu olmak hiç istemiyoruz. Elde ettiğimiz güzelliklerin elimizden gitmesini istemiyoruz ya. Bu anlamda hem cennetin hem de cehennemin yaratıcısı beni cennet arzusunu kim verdiyse, cehennemden kaçınma duygusunu kim verdiyse o olması lazım. Aynı sistemin parçalarıyız. Aynı. Onun için İnsan kendine dikkat ettiğinde kendi fıtratının ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlar bize aslında ihtiyaçların karşılanmasıyla yaratıcımızı tanıtır. Benim yaratıcımın kim olduğunu ben kendimi dinleyerek anlayabilirim.
insanın fıtri ihtiyaçları da ona bir başka parçada vicdan diyor. İnsan vicdanı da insanın yaratıcısını, kainatın yaratıcısını, dolayısıyla insanın yaratıcısını tanıtan vesilelerden birisidir. Yani bu parçada şimdiye kadar kainat her şeyin saniyinin kim olduğunu anlatıyor. Kur'an her şeyin saniyinin kim olduğunu anlatıyor. Peygamberler her şeyin saniyinin kim olduğunu anlatıyor. Burada ihtiyacat-ı fıtriye de insanın fıtri ihtiyacı da her şeyin saniyinin kim olduğunu anlatan şahitlerden birisidir. Ya beşincisini de vakit geçmesine rağmen beşincisini de okuyalım da konuyu böylece yeni bir paragrafa gelmiş olalım. Ama beşincisi çok ince arkadaşlar. Risale-i Nur'da başka yerde bunu koymuyor. Hatta dördüncü ile beşinci, yani insanın ihtiyacatı fıtriyesi ile beşincide okuyacağımız konuyu başka yerde söylemiyor. Neden söylemiyor? Kardeşim, ihtiyacatı fıtriye deyince çıkın sokağa, bakın. Müslüman diye tarif edilen bir toplumda sokağa çıkın. Sabahleyin elinize bir gazeteciymiş gibi rol yapın. Röportaj yapanlar, televizyoncuymuş gibi bir tane makine gibi bir şey alın karşınıza. İçi boş olabilir, önemli değil. İnsanlar filmini çektiğini zannetsinler. Film çekiliyor, televizyonda çıkacağım diye. Bugünkü ihtiyaç listeniz nedir? Neler ihtiyacınız var deyince, bir arabam olsaydı çok iyi olurdu. Başka? Bir evde kirada kalıyoruz, kiralar çok yüksek. Kendimizin evi olsaydı çok iyi olurdu. İhtiyaç listesi bunlar arkadaşlar. Veya bir gün elime bak, kendime alışverişe gideceğim bugün alışveriş merkezine. Neler alacağımı yazdım, onları alacağım ama biraz param yeter mi bilmiyorum. Parama ihtiyacım var diyor. İnsanların ihtiyacı fıtriye olmaktan çıkmış. Vicdanların ilgi alanı, benim yaratıcım kim, ben nereden geldim, nereye gideceğim, böyle varlığımın sırrı nedir, nasıl oldu da ben var oldum, bu varlık ne demek, var olmak ne demektir, hayattar olmak ne demektir, zişuur olmak ne demektir, bendeki bu hisler nedir, bunların cevabını arıyorum ben diyen kaç kişi bulacaksınız, tahmin edin, bana cevap ver. Konuşalım şimdi. İhtiyacın nedir, bugünkü ihtiyacın nedir diye soru sorduğun zaman, ben kardeşim niye var olduğumu anlamıyorum. Yani anlayamıyorum, unutuyorum, hiç dikkatimi de çekmiyor. Daldık gittik ya. Bunların benim bir varlığımın gayesi olması lazım. Bunu anlamaya çalışıyorum. Ben ebedi mutlu olmaya muhtacım. İhtiyaç listesinde bu var. Ebedi mutluluk var. Cennette yaşamak istiyorum diyen kaç kişi bulacaksınız veya bir kişi bulabilecek misiniz? Böyle fıtratlar saptırılmış, köreltilmiş bir topluma senin fıtratın Rabbi tanıtır dediğin zaman, ya kendisinin yapacağı alışveriş listesine bakıyor, bu liste ne Rabbi tanıtır diyor, parasızlığımı tanıtır, param yetmiyor diyor. Böyle insana senin fıtratın, vicdanın Rabbi tanıtır denir mi? Onun için Yeni Saadet döneminde, bu Eski Saadet döneminin kitabını okuyoruz. Yeni Saadet döneminde fıtratlar tamamen bozulduğunu anlayınca Said Nursi artık vicdanı muarifler listesinde saymamaya başlıyor. Zikretmemeye başlıyor. Hikmetini ben böyle anlıyorum inşallah. Yanlış anlamıyorum. Yanlışsam düzeltin lütfen. Hele burada bir beşincisi var ki, bu çok önemli, uluhiyet ve hallakiyetin, şimdi beşi okuyorum, uluhiyet ve hallakiyetin Allah'a mahsus ve münhasır olduğuna Allah da şehadet ediyor. Şimdi hadi bakayım,
içimizden birisi çıksın, ben bunu ilk defa duydum diye demeyen. Şimdi ayette var ki Allah şahittir ki diye ayet var da onu takliden söyleyebiliriz. Hayatımızda Allah'ın, kainatın yaratıcısının Allah olduğuna dair şahitlik yapmasını hiç gündemimize getirdik mi? Çok çok derin bir konu, benim boyumu aşıyor. Onun için Nursi zaten bundan sonra başka bir yerde, başka bir yerde diyor mu bilmiyorum ama en hani muarrefleri tarif ettiği, yazdığı, açıkladığı yerde bunların son ikisinden hiç bahsetmiyor. Niye? Artık bunları anlayacak kabiliyetlerimizi körelttik galiba. Layık da değiliz. Onun için hele şu 1, 2, 3 anla, 4 ile 5'i ondan sonra anla diyor. Allah'ın şahit olması, yani ben şöyle anlıyorum. Yani bu konuda emin değilim. Anlamakta güçlük çekiyorum bunu söylemek. Ayıp değil, anlayan varsa hemen mikrofonu vereyim. Buyursun. Yani çok çok ciddi bir konu. Kardeşim, şu kainatı kim yaptıysa öyle yapmış ki kendini tanıtmak için yapmış. Ama diyeceksin ya bu işte kainatın tanıtıcısı. Kainatta her şey kainatın saniyini tanıtmak için var demiştik ya. Yok. Bu bir doğrudur. Ama burada, bu yani şu beşinci diye okuduğumuz bölümde, bunun bir de, yani Allah kainatın bir yaratıcısı var sonucuna ulaştıktan sonra, işte bu yaratıcı kendi varlığını bize bildirmek için var etmiş bu kainatı. Kendisi kendi varlığına şahitlik yapıyor diyeceğiz. Yoksa diye anlıyorum ben. Yoksa Allah kainatı, Allah da bunun şahididir. Ayetler var. Ve kefa billahi şehida. Bir ayet aklıma geldi. Aynı kavramı ifade ediyor. Allah şahit olarak yetmez mi? Yani bakın, görün, kainatı şahit olarak, yaratıcının varlığına delil olarak alın. Kur'an'ı yaratıcıyı tanıtmak üzere gönderilmiş bir rehber kitap olarak alın. Peygamberler yaratıcıyı tanıtmak üzere görevlendirilmişler diye alın. Kendi vicdanı zişuur olan, ihtiyacatı fıtriye, kendinin varlığının farkında olan insan vicdanını, insan fıtratını, kainatın yaratıcısının tanıtıcısı diye alın. Ondan sonra ne diyeceksiniz diye anlıyorum ben. Benim anlayışım bu, kesin değil, emin değilim. Emin bir şekilde konuşacak varsa lütfen buyursun. Yani bu konuda bir laf edecek, 21. asırda bu konuda söz edecek insanların çok nadir olduğunu da zannediyorum. Bütün bu dört kanalı kullandıktan sonra demek ki şu kainatın yaratıcısının beni, şu kainatı, her şeyi bu yarattığı şekilde nasıl yaratmışsa o şekilde yaratmasının amacı kendisine, kendisinin şahitlik yapmasıdır. Yani kendisinin varlığına bizzat kendisinin şahit olması demek, işte bak şu kainatı böyle yarattı, beni böyle yarattı, Kur'an'ı gönderdi, peygamberi gönderdi ve onlarla hep kendini bize tanıtan kimdir dediğimizde, kainatın sahibi kendini bize tanıtıyor diye anlıyorum. O zaman Allah deyince aklımıza ne gelecek? Kendini bana tanıtan, bu yolların hepsiyle kendini bana tanıtmak üzere bizi var etmiş olan, benim varlığımın nedeni yaratıcımın bana kendisini tanıtmasıdır. Kainatın varlığının nedeni kainatın yaratıcısının kendisini tanıtmasıdır.
peygamberleri gönderip, vahiy gönderip, onları büyük bir vazifeyle görevlendirip, o görevin azmiyle, şevkiyle, heyecanıyla ve belki de zorluklarıyla baş başa bırakarak bize mesaj gönderen kim? Kendini bana tanıtmak isteyen kainatın sahibidir. Yani şöyle bir daire çizersek, daireyi bir noktadan başlatıyoruz, çemberi çiziyoruz. Bir noktadan başlatıyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Başladığımız noktaya geldiğimizde işte Allah kainat, kainatın yaratıcısı, bizim yaratıcımız, bu alemlerin yaratıcısı kendi varlığına kendisi şahitlik yapıyor sonucuna ulaşıyoruz. Kendi varlığına kendisi şahitlik yapıyor. Bizzat kendisi gösterisini yapıyor. Yani kendi sana Allah'ın varlığını kim öğretti deyince, tabii sonuç olarak konuşursa Allah öğretti. Bana Allah'a imanı nereden aldın? Allah verdi. Allah öğretti diyebilmek için bu aşamadan geçtiğimizde en sonunda, ama geçtikten sonra, ezbere değil, geçtikten sonra bunu söyleyebiliriz. Kainatın saniyinin şahidi Allah'tır diyebiliriz. Ben böyle anladım ama daha başka anlama yollarının olmasına açığım, vardır, olması gerekir. Onu paylaşacak olanlar varsa memnun olurum. Buyurun sizlerin de mutlaka, bu çok ince bir nokta. Yani her bir parçası tek tek bir şeyi ispat ediyorsa bütünü birden de o şeyin ispatı oluyor. Ben böyle anladım. Yani çok güzel bir açıklama olmadığını hissediyorum ama nasıl açıklanır bilmiyorum ki. Başka türlü nasıl açıklanır ben bilemiyorum. Bilen varsa lütfen lütfen konuşsun, söylesin. Çok önemli bir konu gibi geliyor bana. Yani ezbere, şimdi 1, 2, 3, 4 basamaktan geçtikten sonra 5. basamaktı bu. 1, 2, 3, 4. basamaktan geçmeden, bunların eğitimini yapmadan 5.'yi kullanmak ezbere konuşmaktır. Taklittir. Çok fazla bir değeri yok. Yanlış değil ama bir değeri yok. Fakat 1, 2, 3, 4'ten geçtikten sonra insanın kaçınılmaz olarak ulaşacağı nokta, ya bu kainatı, beni, vahiyleri, melekleri, benim vicdanımı, peygamberleri yaratan kendini varlığına şahitlik yapmak üzere bunların hepsini yaratıyor. O halde kendisi kendi varlığının şahidi oluyor. Onun için Allah hem şahittir hem meşhuttur deniyor. Bu konuda lütfen bir kaynağı olup da, bir yerlerden bir kaynak bulup da bir şeyler elde eden, yani ona tenvir olan, aklı, kalbi münevverleşen, nurlanan, böyle bir mana varmış diye heyecanlanan olursa, bu hafta süresince, önümüzdeki hafta lütfen paylaşalım. Ben çok memnun olurum. Daha değişik perspektifler olabilir mi diye hissediyorum. Çünkü çok ince, çok geniş olması gereken bir bütün, sanki vücut deyince akla vacibül vücuttan başlayıp tekrar vacibül vücutta biten bir daire, düşünce dairesi. Circle diyeceğim ama Türkçesine düşünce circle olması lazım. Yani huvel evvelu huvel ahiru huvel zahiru huvel batıl. Evet, bir düşünce döngüsü ama bu kısır döngü değil. Sanki çemberi oluşturmak lazım. Yani huvel evvelu huvel ahir. Ya kardeşim, hem başı diyorsun hem sonu diyorsun. Evet, öyle.
Ama ters gibi geliyor ama öyle. Yani öyle olması lazım. Biz ondan geldik, ona dönüyoruz. Aynen böyle. Kısır döngü gibi gelir, kısır döngü değil. Geldiğin yere dönmek zorundayız. Geldiğin yere döndüreceksin varlığını. O zaman kainattaki gördüğümüz bütün şahitler, kainat yaratıcıya şehadet yapıyor deyince, ya kainat kendisi yaratıcıya şahitlik yapmak üzere kendi kendine bir şahitlik görevi veremez ki. O zaman kainat ile saniye yaratıcısının kim olduğuna şahitlik yapan kainatın yaratıcısıdır. Sonucuna ulaşıyorsun ama bu sonuca ne zaman ulaşıyoruz? Kainatın yaratıcısına şahitlik yaptığını algıladıktan, anladıktan sonra ulaşıyoruz. Bunu gözden kaçırmayalım. Anlaştık inşallah. Kainatın şahitliğini, kainatın saniye olan şahitliğini anlayan bir kişi, önce kainat yaratıcısına şahitlik yapıyor diyor. İnsan fıtratının ihtiyacatı yaratıcıya şahitlik yapıyor, saniye şahitlik yapıyor diyor. Sonra bunların evet şahitlik yaptığını anladıktan sonra diyoruz ki aslında kainatın yaratıcısı kendinin varlığına şahitlik yapıyor. Benim fıtratımın ve fıtri ihtiyaçlarımın yaratıcısı kendisinin varlığına şahitlik yapıyor. O düzeyde bu düşünce döngüsünde, çemberinde demek ki kainatın sanii kendisinin Allah'a varlığına şahitlik yapıyor. Yani Allah kendisine şahitlik yapıyor. Bu mahlukat ile, bu bahsedilenler ile. Onun için kainat kendi kendine şahitlik yapacağım ben diye çıkmaz ortaya. Çıkamaz diye anlıyorum. Ben ihtiyacı fıtriyem Allah'a, kainatın saniyine Allah'a şahitlik yapıyor dediğimde doğru söylerim ama ihtiyacı fıtriyem kendi kendine oluşmuş bir şey değil ki Allah'a şahitlik yapayım ben bu görevimi yapayım desin. Onun yaratıcısı olan Allah'tır ve dolayısıyla fıtrat aracılığıyla saniye yaratıcıya Allah'a şahitlik yapan fıtratın yaratıcısı Allah'tır. Onu söyleyemem. Erkam yazdıklarına biraz düşünmek lazım. Yaratıcı kendinin farkında oluyor diye bir şey anlamsız. Yaratıcı kendini bize fark ettiriyor olabilir. Yaratıcı her şeyi var ettiğine bizzat şahit oluyor. Hayır, öyle anlamıyorum ben. Belki doğru söylüyorsunuz. Söylediğiniz için Allah razı olsun ama her şeyi, yaratıcı her şeyi var ettiğine bizzat şahit oluyor. Yaratanım. Yani benim açımdan bakacağım olaya. Yaratıcı hakkında hiçbir spekülatif konuşma yapamayız. Onun için Erkan Hoca bu cümleleri tekrar düşünmek lazım. Bilemiyorum, bana şimdi şu anda olmadı, geliyor. Okey. Anlaştım mı bilmiyorum. Anlaşabildik mi bu konuda biraz? Düşünelim biraz daha. Çünkü bunlar bana çok kusura bakmayın Erkan Hocam, bana tutarlı gelmedi. Düşünmemiz lazım. Peki efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben başka bir şeyler söylemek isteyen varsa diye bekliyorum. İnşallah vakit geçti. Yalnız ayrılmayalım. Yarın ders 8'de mi? Evet. Yarın ders 8'de olacak. Anlaştık mı inşallah? Yarın ders Türkiye saatiyle 8'de olacak. Ve bundan sonra da yanılmıyorsam bütün dersler 8'de olacak diye anlaşmıştık. Doğru mu? Bütün derken çarşamba da dahil mi? Çarşamba, cumartesi, pazar derslerinin hepsi 8'de olacak. Doğru tamam mu? Ben ona göre web sitesini güncelledim de o yüzden sormak istedim. Doğru mu? Doğru mu güncellemişiz? Evet, doğru. Sağ, merak edenler olursa paylaştığım linke tıklayın. Sağ tarafta alt köşede bilgi kısmında ders saatlerini görebilirsiniz. Evet, Türkiye saatiyle 8'de. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle standartlaştıralım inşallah kış boyunca. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.